Evet. Sual şu. Bir halife. iki kadı. Üç şehir İslam. Dört kazasker. Beş müftü. Osmanlı Devleti'nde bunlardan hangisinin fetva verme yetkisi vardır? Halife hariç hepsinin vardır. Ayrı ayrı vazifeler. Hilafet fetva makamı değildir. Halifenin fetva aldığı yer Şeyhülislamlıktır. Müftü halka fetva verir. Kadı da fetva makamı değildir. Kadı da ihtilaflara bakar. Halife fetva makamı değildir. Halifet icra makamıdır. Kendi iradesini ishar ettiği zaman bu iradenin şerata uygun olup olmadığı Şeyhülislam'ın fetvasıyla taayyün eder. Fetva alamadığı zaman mutlak hükümdarlık meşruti hükümdarlık ve cumhuriyet üç safa yaşadık değil mi? Mutlak hükümdarlık devrinde bile mesela Yavuz devrinde mesela kanuni devrinde Şeyhülislam fetva vermesin padişahın emri sıfırdır yürümez. Yürümez. Çünkü senin emrettiğin şey şerata uygundur. Din alimi söyleyecek. Yavuz Sultan Selim İran üzerine yürümek için 50 tane alimi topladı. Bunun içinde Şeyhülislam Zembilli Cemali Efendi de var. 50 kişiden bir kişi caizdir. Bu Alevilerle bu şiirlerle harp etmek dedi. 49'u hayır dedi. Bunlar ehli kıbledir, secdeye gidiyorlar. Ehli kıble tekfir edilmez. Küfür halinde olmayanla harp edilmez. Yavuz Sultan Selim dedi ki bak. Hakikat sayı ile tayin etmez. Siz 49 kişi. Şehirlisan dahi böyle diyorsunuz. Ama bir medrese hocası da böyle diyor. Şu halde bu ne oluyor? iştihat oluyor. İştihat ile iştihat taksit edilir mi? Hayır. Dileyen dilediği işçada uyar. Şartlarını haiz işçada bak İslam'da o hürriyette var. İlla şu işçada uyacaksın diyemezler. Devlet diyemiyor. Lakin bir esas var. Emir ül müminin olan zat maslahatı o yolda takdir ederek iştihatlardan birini tercih ederek buna uyulacak derse o emir mümininin hayatı boyunca mer'i olmak şartıyla o iştihada uymak farklı iştihada razı olanların da vazifesidir, mecburdur. Yani bir iştihadı emir-i müminin zamana halin icabına daha uygun görüp de ona emrederse ona uyulur. Bunun tarihimizdeki büyük misali mecelledir. Mecelle bir telfiktir. Telfik demek farklı mezheplerden kaideler alıp birleştirmek demektir. Kolaylıkları cem etmek suretiyle bu caiz değildir. Çünkü dinin suistimalidir. Abdesti şafiye göre, namazı hanefiye göre vesaire böyle değiştiremezsin. Bir mezhebi kabul ettin mi onun iştahatlarını harfiyen uyarsın. Ama zarurette senin mezhebindeki hükmü tatbik edemediğin zaman farklı mezhepten hak mezhep olmak şartıyla başka bir kaideyi alır tatbik edersin. Bazı alimler der ki her ne kadar bu zarurette olsa bile bir de güçlü kal oradan kolaylığından dolayı onu tercih etmediğin sabit olsun diye. Ama her neyse. Mecelle etbağı olmayan mezheplerden bile kaid olmuştur. Sokaktaki adam zanneder ki İslam'da dört mezhep vardır. Hayır böyle bir şey yok. Etbağı olan arkasından giden mezhepler dörttür pek çok mezhep vardır ki içtihatları kitaplarda kalmıştır. Mecelle takmin edilirken kanun metni haline getirilirken etba olmayıp içtihatları kitaplarda kalmış mezheplerden de kaydı alınmış ve bu kanun metni Sultan Abdülaziz'in iradesiyle mecburi hale gelmiştir. Mecelle'ye tabi tuttuğum bir adam ben Şafiiyim bu kanun maddesi Şafii'ye ait değildi buna uymaya mecbur değilim diyemez artık. Yavuz Sultan Selim bu kaideyi hatırlattı. Bu bir İslami kaidedir. İştahat ile iştahat naksedilmedi. Gerçeğini ilaveten ulul emr iştahatlardan birini tercih edip de emrederse farklı iştahat sahipleri de ona uymaya mecbur mudur? Masahat böyle takdir. Evet. O zaman ben bu bir kişinin iştahatını tercih ediyorum. Asi veya muti olmak üzere hangisini seçiyorsanız buyurun dedi. Ya kabul edip muti olacak, itaatkar olacak, ya kabul etmeyip asi olacak. Yavuz Sultan Selim elli kişiden bir kişinin verdiği fetva ile çaldırana gitti. Bak sen İslam'daki hürriyete. Bunu neden anlattık? Halife Kazasker. Ha. Dinlenen... Evet. İştihat selayetini haiz olan bir adam illa kadı, müftü, hakim, mükkam olması da gerekmez. Bak Yavuz'un fetva aldığı adam medrese hocasıdır. Medrese hiçbir makamı yok başka öyle. Hüküm verme makamı yok. Şevlistan değil, müftü değil, <laughs> Ama fetva selayiyetine haiz. Kimler fetva verir, kimler iştihatta bulunur, iştihatın şartları nedir, müşteridin şartları nedir? Bunlar uzun mesele.